Lan evine ne yaptın sen? Kaç watt elektrik çekiyor orası acaba? Çüş. Bildiğin seyircileri var yani adamın. Ha. Telefonlar yapıyor. Poki. Nasıl şeyi merak ettim yani, bu müzik senkronunu nasıl tutturmuş ya? Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni yılda evlerini süsleyenler, caddelerini süsleyenler, ışıklandırmalar var. Bunları izleyeceğiz. O zaman lafı fazla tutmadan hemen videoya geçelim. Evet, şu anda gündüz gözüyle görmeye başladık. Gece de. Oy, vallahi çok tatlı ya. Aha, ben çok seviyorum yeni yılı, yılbaşını ya da ne bileyim bu tarz süslemeli şeylere. Tuhaf böyle bir sıcaklık oluyor mekanlardaki dizaynda. Yani örneğin buradaki gibi. Bana çok sıcak, böyle çok tok. Hani otur saatlerce çay iç, sohbet et, ışıklandırma loş. Dışarıda soğuk, yağmur, kar. Ne bileyim, çok güzel geliyor bana. Hatta ben yani normalde de kışları falan severim. Hani yaz ayları bana pek çekici gelmiyor açıkçası. Oha anasını, bu ne? Bu resmen ışık gösterisi olmuş. Böyle bir... Oha. Bunlar aşmış artık süsleme işini ha. Çok güzel ama. Şehrin gece görünümüne müthiş bir tatlılık katmıyor mu? Bence birçok şehrin noktasında bu tarz... Oha! Lan evine ne yaptın sen? Kaç watt elektrik çekiyor orası acaba? Biri bana bunu açıklayabilir mi? Elektrik faturasını kim ödüyor orada? Yani ben şurada 20-40 wattlık bir ampul açıyorum. 100 lira elektrik faturası geliyor yani. Şurayı düşünemiyorum. Müthiş ama izlemesi aşırı keyifli. Bakalım daha neler göreceğiz. Yani yaratıcılıkta sınır tanımıyorlar. Şuraya bak. Ay, ağaç süsleme. Bir keresinde bir AVM'de ağaç süslemesine denk gelmiştim. Işıklandırmayla falan. İnanılmaz tatlı duruyordu yani. Önünde otur yani. Oha. Oğlum bu ne kadar güzel bir süsleme. Çok güzel ya. Abi ya, pencereden şunları izlemek gibisi var mı? Bir de dışarıda böyle efil efil, tatlı tatlı bir rüzgar. Sonra pamuk gibi böyle kar taneleri düşüyor. Muhtemelen birçoğunuz Evde Tek Başına filmi izlemiştir. Bak bunları izleyince, görünce aklıma Evde Tek Başına'daki o atmosfer geldi. Tam o havayı yaşamak isterdim. Çok güzel ya. Baksana da insanlar oturmuş izliyor yani şu. Resmen bir gösteri. Gösteri dedim, direkt gösteri geldi. Müthiş. Star Wars süslemeli bir şey mi bu? Bu ne güzel. Bu ne, buna niye uğraşıyorsun? Bu nedir Allah aşkına ya? Harikasınız ya. Böyle bir şeyi ben tahmin bile edemem. Bunlar çok önem veriyorlar yani bu. Abi inanılmaz güzel. Üst kattaki pencereye bak. Oo. Bildiğin müzik, ışık, gösteri yapıyor adam evinle ya. Acaba bilet alıyor mu? Ya bileti veriyor mu? Lan bilet satıyor mu işte? Müthiş olmuş ama bu müzikle ışık uyumu nasıl yapmış ki yani? Bunu yapmak kolay mı acaba? Bilmiyorum. Ay. Bak bu da bomba bir şey çıkacak ha. Oha. Nasıl yapıyorsun ya? Çüş. Bildiğin seyircileri var yani adamın. Bu nasıl bir gelenek Allah aşkına? Müthiş zevkli ya. Biz daha çam ağacı alamıyoruz. Yani çam ağacını almayı bırak. Böyle yılbaşı için renkli renkli ışıklar var ya, hatta onların beyazları da var. Onu bile alamıyoruz. Adam evini diskoteye çeviriyor bu ışıklarla. Ya böyle bir şey... Bilmiyorum yani, çok isterdim yapmayı. Düşünsene evinizdeki koltuğu falan böyle yapıyorsunuz yani. Ondan geriye sayarken koltuk alev alıyor falan. Şuraya bak. Adam Tomorrowland kurdu ya evine. Bildiğin DJ performansı mı yapıyor orada? Oha. Hareketli. Çok iyi be. Kimler böyle bir şey yapmak isterdi? Aşağı yorum olarak yazın. Yani ben isterdim açıkçası. Ben el kaldırıyorum. Oh, bak bu çok çılgın bir şey yapmış ha. Kartaneleri, kaktüs, renklendirme çok iyi. Daha önceleri de bunlar bunu yapıyor muydu? Yoksa bu bir akım haline mi döndü? Hiçbir fikrim yok. Çok iyi yapmış ama. Konser sahnesi gibi ya. Sanki birazdan böyle şey... Az solist sahneye çıkacak gibi duruyor. Çok iyi. Nasıl şeyi merak ettim yani bu... Müzik senkronunu nasıl tutturmuş ya da... Arkada bunu müzikle birlikte yapmıyorlar herhalde. Bir alete bağlıdır diye düşünüyorum ama... Bilemiyorum. Müthiş ama. İzlemesi aşırı keyifli. Ah. Aha bir tatlı ev daha. Böyle şeye benziyor bir dükkana benzettim ama ev sonuçta. Ha. Telefonla yapıyor. Çok iyi lan. Apartmanı bununla kapladığını. Evden telefondan basıyorsun. Apartman renk değiştiriyor. Müthiş. Ay çok kıskandım ya. Ben de istiyorum böyle renkli renkli bir şey. Şu ana kadar izlediklerimizin hangisi hoşunuza gitti? Bu birazcık... Ay bu çok mağara, ışık mağara gibi yapmış. Çok iyi lan. Başka bir evrene geçmiş gibi hissediyorum şu an. Orada yürürken tribe girerdim ha. Geliyor güzel bir gösteri galiba. Nasıl bir şey yaptı acaba? Ama ben biraz güzel bir şey bekliyordum. Beklentimin altında kaldı. Oha. Bu biraz abartmış mı yani ya da bodoslama dalmış bu biraz. Neyi nereye takacağını bilememiş. Bulduğu yere tutturuvermiş gibi. Ama bak geçit kısmı güzel olmuş. Bunu beğendim. Ama favorim asla olamaz. Daha öncekiler çok yüksek zirveye oynadı yani. Bu bahçeyi biraz güzel yapmış ama bilmiyorum. 99.9 mu? Değişik ama güzeldi. İzlerken keyif aldım. Daha bir müzikli senkron daha geldi. Zevkle izleyeceğim. Bu neydi ya? Çok kısa lan. Zevkle izleyeceğim dedim. Oha geliyor. Nasıl süslüyorlar acaba? Ben süsledikleri kısmı da çok merak ettim. Ya gece olacak şimdi. Ve gösteri başlıyor. Yani daha güzel süslemeler gördük yani. Bu biraz aşağısında kaldı. Oha! Adam park kurmuş resmen ya. Ne kadar harcıyorlar buna? Bir nevi Luna Park dizmiş. Aha! Şarkılı, türkülü, gösterili, ışıklı hepsi bir arada. Bir de adamın seyircisi var ya. İnanılmaz. Adam gösteri hazırlıyor. Ne yapmış? Ya bu çok düz klasik. Ya bunu artık hani o kadar şey yaptık ki abeslerini gördük ki biz bile yaparız yani şu an bunu. Aha geliyor. Geliyor. Patlatacak mı? Bilemedim.